Dene bakalım baba, nasılmış tabi? Hakikaten güzel olmuş. Güzel olmuş bu köprü. Dolaş biraz ya. Gel gel Naya. Gel gelsin. Zin bin olur gel. Çok doğal bir yer ha. Balık vardır burada. Çekme. Çekelim bari. Ördekleri çekerin abla. Ama garibanlar da çeker. Çekeceğiz ve herkesi çekeriz. Ya burada da hayat pahalı. 300 lira hemen bitecek. Pahalı diyorsun sen, bir şey. Bu iki yerlerin beni biler. Şimdi hapını şeyini hadi bitti. İnan bak türünün mürünü alırlaysamış. Bende 7 tane daire var. Let's go buradan, herkese merhaba. Bugün çok güzel yerler çektik. Çubrika'ya gittik. Köseleri çektik drone'la. Evet, epey yorulduk. Şimdi Washington'a geldik. Bu merkezdeki yeni parkın oradayız. Orada oturduk, biraz dinleniyoruz. Bir şeyler içeceğiz, yiyeceğiz. Şöyle göstereyim kapıyı da. Size çekeyim baba. Kurulmuşun. Ne çekti abi? Ben çekeyim nereden olur mu? Ali Paşa, Büyük Ali Paşa kurulmuş. Güneşe karşı rahat. Patron bizim burada. Rahatı iyi. Anne sen de iyisin maşallah be. Maskeyi de bırakmıyorsun tedbirleri. Tedbirin altı. Evet, kafeyi de göstereyim. Kafe Mets Cafe. Hemen bu Pentagon'da. Hemen Arda Nehri karşıda. Salifler karşıda. Şurada da gördüğünüz gibi İkon Park var. Oradayız, bekliyoruz bakalım. Yeni kurulan siparişleri. Yeni kurulan binaları göstermiştim önceden baba. Tekrardan çekeyim göstereyim. Yeni kurulan binalar burada. Yine Türk müteahhitler yapıyormuş onu. Türk müteahhitler yapıyormuş. Çok güzel de yapıyorlar. Kırcalı gelişiyor durmadan. Çok güzel yapılar var. Vinçleri görüyorsunuz. Durmadan çalışıyor. Bir 10 sene sonra Kırcalı'yı tanıyamayacaksın gibi baba. Çok güzel. Çok güzel. Çok genişleme var. Çok inşaat sektörü çok fazla burada. Huzur buluyorsun değil mi buralarda? Canım, burası huzurlu bir yer. Benim, kalabalıktan benim kurtuluyoruz. Burada park, burada o kadar huzurlu bir yer. Evet. Hayat güzel burada. Siparişler gelse onları da çekelim bakalım. Evet, mokamız geldi. Gördüğünüz gibi epey süslü ve güzel duruyor. Babam zaten bir Türk kahvesi söylemişti. Dene bakalım baba. Birçok yerde Türk kahvesi içtin sen. Nasılmış tadı? Dene de bir söyle bakalım. Ben de mokayı deneyip söyleyeceğim. Güzel mi, kötü mü? Neyse o. Hakikaten güzel olmuş. Bu kardeş bizim Belçika'da çalışmış kendisi. Hı hı. Oradan da buraya gelmiş. Toplamış parayı gelmiş. Şimdi de bu mekanı kendi çalıştırıyor. Evet. Güzel kahve yapıyor. Çok afiyet olsun abi. Bak seni reklam yapıyorum burada. Çekiyoruz, atacağız. Annemin de cheesecake'i geldi bu arada. Vişneli. Gördüğünüz gibi. Anne sen de test edip söylersin. Neyse o ama. Kötüyse kötü. Ben de hadi şimdi... Güzel mi? Güzel. Geçti yani testten. Evet biz de içelim bakalım. Moka nasılmış? Şeker katmayacağım içerisine. Bir test edelim. Bayağı bir lezzetli yani. Birçok yerde moka içtim. Gloria Jeans'te içmiştim bir moka. Çok güzeldi orada. Bir de Deli Kantin Bursa'da. Oraya yakın yani. Çok güzel yapmışlar mokayı. Tat olarak güzel. Nasıl hayat dedim orada? Yalnız bir şey yapıyordum. Kafelere... Güzel yapmışlar. Sen de bir test et bakalım anne, bize test söyle. Test ettim, çok güzel. Güzel mi hakikaten? Evet. Burası iyi patron. Üst testten de geçti yani şeyler. Hem de ayağımızın dibinde ya. İlk defa oturuyoruz bak. İlk defa oturuyoruz. Onca geldik oturmadık. Washington'da, Kırcalı'da yani Pentagon'da Mets Cafe'ye geldik. Ürünler tam not aldı. Gayet güzel bir yer. Atmosferi de güzel. Gelmenizi tavsiye ederiz. Evet, Mets Cafe'den çıktık. Yaklaşık olarak 11 lev hesap tuttu bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi yürüyoruz. Yeni parkın olduğu kısımdayız. Yeni köprüden geçeceğiz. Yeni köprüyü tekrardan göstereyim size. Önceki gelişlerimde epey çekmiştim burayı. Gün batımında çok güzel bir görüntü var. Şöyle gördüğünüz gibi müthiş bir manzara var. Güzel olmuş bu köprü. Işıklandırması da güzel akşamları. İnsanlar da yürüyorlar. Hava güzel. Bol bol çekelim Kırcalı'yı. Fırsat buldukça çekiyorum. Hem kendim geziyorum hem de çekmeye çalışıyorum. Yatırım var buraya. Yatırım büyük baba. Burası bak, diyorum ya sana 10 sene sonra tanıyamazsın. Işıklandırmalar falan neler yapmış adamlar ya. Vay vay vay. Bulgaristan'da yakmazlar elektriği hele bu saatlerde ama bu köprüye bile, önem var yani demek ki. Güzel köprü. Burada çocuklar gördüğünüz gibi
eğleniyorlar. Park da var şurada. Yarın öbür gün buraları daha düzenli olur. Şu kısımları düzenlerler biraz daha. Az ileride de Arda Nehri var. Ya biz bu daireyi alırken zaten burada bir şey yoktu. Bak şu kenar ağaçların hepsini yeni yaptılar. Bunlar hepsi yeni oldu. Bu köprü sonradan oldu. Yeni oldu bunlar hepsi. Tabii. İyi, güzel yapmışlar ama. Epey düzenli. Evet. Aralar çamur da bitti. Sudan giremiyordu. Şunu neler yaptı adamlar. Kanaldaki en son drone videosunu buradan çekmiştik. Buradan kaldırmıştık. Dostum Feri de vardı karşı yanımda. Karşı tarafa da buradan geçebiliyorsun. Bak orada da bir köprü yapmış adamlar yeni. Aa, karşı tarafa bağlanıyorsun yani. Bağlanıyorsun eski tarafa. Karşılar tarafına doğru. Pentagon da burada. Hangi köprüyü? Orada bir köprü. İlerideki köprüyü mü? Şöyle ileri doğru da bir zoomlayalım. Gidelim bir Arda'nın dibine kadar gidelim. Gidelim ya, yürüyelim. İşiniz ne? Ben gitmeyeyim. Na ya? Eve gideyim. Dolaş biraz ya, insanlar bak dolaşmaya çıkmış. Ev kuşu oldun iyice sen de. Gel gel. Geleceksin. Anla, ne yapacağız bununla be ya? Gel. Yürüme Yira. Gel gel. Gel. Zihin bir ne olur gel. Ver çantanı. Ver bana. Güzelmiş hava ya. Bu güzel havaları değerlendirin. Evde kapanıp ne yapacaksınız? Dört duvar arasında. Ne güzel hava var. Egemen bu aralarda ne oynadı çocuk be? Baktı o zaman ama her tarafı dolaşıyordu. Egemen nereden girdik buradan? Aa, bu karşıdan falan girdik diyordu. Çok uyanık bir çocuk bu. Suya düşecek diye tedirgin oluyorduk. Şurası suyla doluydu. Burası mı? Ha, oraları suyla doluyor arada. Egemen nereye gidiyorsun dedi. Durdu Berket. Durmasa uçacak aşağıya. Evet, köprüye doğru ilerliyoruz. Arda Nehri'ne doğru. Bu yoldan daha önce gitmemiştik. İlk defa gidiyoruz. Evet. Tahtalı bir küçük köprü yapmışlar. Kış aylarında buraları tabii suyla kaplandığı için, suyla dolduğu için böyle bir köprü var. Gidelim bakalım ilerlere doğru. Hem yürüyüş hem de güzel bir çekim olacak gibi. Bayağı bir düzenli olmuş buraları, güzel olmuş. Baba, Arda Nehri'nde bir Arda türküsü patlatırsın bize. Arda'nın boylarına ben kendim gittim diye. Onu söyleyeceksin. Boşuna yürümüyoruz burada. Annem de söylesin, ikiniz birden, koro gibi. Bak oturmaya yerleri yapmışlar, tek eksik ışık yok. Güneş enerjili ışık koyabilirler de gece vakti için. Zamanla yaparlar ama. Zamanla bu aralarda onlar yapacaklar. Zaten suyun etrafına hep koymuşlar ışıkları. Güzel bir çim kokusu geliyor, doğal bir koku geliyor. Sudan kaynaklanıyor, su akıntısı var ya. Hava çok güzel, iç açıcı. Bol bol bank var yalnız, her yerde bank var oturmaya. Panellere bak, güneş enerjisi panellerine bak. Nerede? Bak karşıda, o paneller bir ışıklara. Anladım, bak burada da park var ayrıca. Bir tane daha. Ben de biz burada çok oynadık. Pazar tarafına yakın burası daha çok. Şu kısım. Pazar da hemen şu aşağıda zaten. Kırcaeli pazarı. Her tarafa adamlar bank koymuş. Köprü de gözüktü karşıda. Köprü orada. Ne geçtik şu köprüden de okula giderken falan. Bu köprüyü mü kullanıyordunuz hep anne? Onarım yapmışlar mı hanım? Yeni bir köprüye benziyor bu sanki. Eski köprüyü belki onardılar, yenilediler. Burada pazar yerinden bu tarafa bir tane köprü bağlantı vermeleri lazım. Buradan doğru geçsin şeye. Saliflere yürüyen bayağı var. Karşı tarafa. Benzin pahalı. Benzin pahalı, yürümek lazım. Levalar gramçı gramçı. Oleyri trabançı. Tam pazardan karşıya doğru gidiş var. Pazara olan yolları kolaylaştırmışlar. Bir de bu merkez parkı olan yolları kolaylaştırmışlar. İnsanların toplanabileceği yerlere ulaşım kolaylaşmış. Arda Nehri burada. Arda Nehri çok güzel gözüküyor. Ördekleri yüzüyor. Nerede? Bak karşı tarafa. He gördüm.
Benim gözler çok kesmiyor çünkü. Gözlüğü takmadım. Şöyle. Gördün mü? Ha, şimdi gördüm orada. İki tane. Yakından çek. İki tane var. Burada da var, iki tane var. Çok doğal bir yer ha. Arda Nehri. Balık vardır burada. Burada çok balık var. Orada da var. Sazan mı var artık? Ne var? Nehir kıyısında çok güzel bir yer aslında ha Kırçeli. Doğal. O kadar ördek var ki bak yukarısına bak yukarı. Bak karşıya bak ne kadar çok ördek. Orada var. Sazlıklar var ya baba. Ay, daha çok var. Ne kadar güzel ördekler var ya. Bayağı kuş var zaten burada. Uçuyorlar. Bu bölgede çok kuş var. Drone'la aslında burada çekim yapmak lazım çok ya. Çok ördek var yani. Ben drone'u alayım da çekeyim sonra burada yarın falan boş vakit olursa. Tam burası güzel çekim için. Burası güzel. Köprü üstüne çıkacaksınız mı be? Çıkalım. Çıkın ya köprünün dibine kadar geldik. Çıkmayacağız mı köprüye? Çıkalım ya. Gel. Köprüde çekinelim ya. Yolda güzelmiş ha. Uzun gibime geliyordu benim. Uzun da bu köprü. Anne senin kafanda başka köprü kalmış olmasın? Karşıdaki. Karşıda da var bir tane. O yeni oldu. Şu yeni köprüymüş. Buradaki köprü eski köprü. O yeni köprüye çıktık biz. Daha önceki gelişlerde. O yeniyse arabalar nereden geçiyor? Arabalar daha üst taraftan patron. Gidelim bakalım şu köprüye çıkalım. Keşfedelim. Tekerlekli sandalye falan herhalde veya pazar arabası. Ne kadar çok ördek var. Oho, çok güzel manzara var. Ördekler dolu. Müthiş Arda manzarasına bakın arkadaşlar. Müthiş bir manzara var. Hayret nasıl balık tutan yok burada. Köprü çok müsait aslında. Olta at bekle. Şöyle bakalım dibi gözüküyor. Gel gel. Dibi gözüküyor da balık yok gibi. Şöyle yaklaştırayım. Balık yok gibi sanki. Ördek yok ya gel ördeklere bakalım. Çok ördek mi artık? Gözlerini de kesmiyor. Bayağı bir kuş var. Ekmek falan olsa beslerdik. Evet, Arda Nehri'nde gözükelim şöyle. Çekeyim kendimi de. Çekme. Çekelim bak. Ördekleri çek. Ördekleri çekerin abla. Türkiye'den misin? Türkiye'denim. Hayır, senin konuşmanın belli. Hep sürekli geliyoruz, çekiyoruz buraları. Çek ya. YouTube'da Kırcalı yaz, göreceksin bize bir sürü video var. %90'ı bizim videolar. İşte yapıyorlar. Çekelim hep böyle tanıtalım. Ama garibanlar da çek. Çekeceğiz ve herkesi çekeriz. Gariban kaldı mı burada şimdi ya? Aa, o ne kadar zor biliyor musun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir maaş 300 lira kardeşim. Bak Türkiye'de de fena ama 300 lira maaş olur mu ya? Ya burada da hayat pahalı. 300 lira hemen bitecek. Pahalı diyorsun sen bir şey. O it yerlerinin ben gibiler şimdi hapına şeyine haydi bitti. Çok zor, çok zor iş. İnan bak çürünün mürünü al olayı sen çıkar en şeyini. Çok sen burada mı oturuyorsun? Ya dur Zense'de. Daire mi? Ben hiç konuşmam be. Bende 7 tane daire var. Oo, abla rahat burada. Ben de burada tuvaletçiyim be. Vallahi çok iyiymiş abla. Biraz şey ama genel şükür Allah'ımıza. Çok şükür. İyi akşamlar. Ördekler. Ördekler dolu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çeşit çeşit yaban ördekleri. Dolu dolu. Hele şu sazlıklara doğru nasıl ördekler var. Oho şurada da var. Örene çok olmuş onu. Tabii ya burada şimdi insanlar ördekle uğraşmıyor. Çok var çok çektim hepsini. Çektim onları da çektim baba. Hepsini çektim. Hepsini çektim. Ördek çok. Yaban ördekleri. Çok ördek var anne. Olsaydı bir şeyler beslerdik bunları. Birkaç ekmek falan atardık. Getirmek lazım.
Bunlar işte şeye de gidiyor, Bursa'ya da gidiyor. Ördek durmuyor ki burada. Bizim Leylek köyüne gidiyor, Gölyazı'na gidiyor, Karacabey'e gidiyor. Her yeri dolaşıyor bunlar. Belgesel filmi çekersin burada. O derece yani. Köprünün yarısından dönüyoruz hadi. Dönüyoruz. Şu dairelerden alacaktık bakalım. Evet, Ardener'e ile çekindik. Ördekler orada. Hadi leziz, ben nefis. De... Gördüğünüz gibi. Abla da konuştu. Burada hayat zor diyor, pahalı diyor. 300 lef diyor. Asgari ücret var diyor. Bir şey yetmiyor diyor. İnsanlar diyor çürük çarık şey alıyor diyor. Ben gene tabii senin gözler keskin olduğu için farklı. Şu taraflara bak. Ama senin gösterdiğin evet. Yerleri çekeyim. Bak, tam altına bak. Büyük mü balıklar peki? Ben göremem şimdi gözlüksüz. E neden burada olta atıp bekleyen yok ki? İnsanlar 300 lef alıyormuş. Bir akşam yemeği 100 lef zaten 4 kişi otursan. Tabii. 3 kere gitsen oraya zaten 3 akşam bitti. Burada 300 lefe kaldıysan öyle restoranda yaşamak, oturmak yok. 700 levadan aşağı çalışan pek yok dedi. Başka biri yalnız. Askeri ücret için konuşuyor da tabii 700 leva, 1000 levadan aşağı çalışan yoktur burada hani işçi olarak. Öğretmen maaşı 2000 leva. Öğretmen olmak varmış burada. Evet, let's go buradan bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.